Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG eksi indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere FIFA 17 Ultimate Team değil FIFA oyunda kariyer modunda arkadaşlar bir oyuncuyu nasıl sınırsız geliştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Sınırsızdan kastım arkadaşlar tabii ki de bir sınırı var. Yani direkt 99 yapamıyorsunuz ama yüksek mevlada bir artış sağlayabileceğini nasıl artış sağlarsınız bunu göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sene ben bu tarz videolar çekmiştim. Şu anda bu kariyer videosundaki ilk işimize yarayacak oyun açıklarından bir tanesi. Bundan sonra da arkadaşlar paranız nasıl arttı tarzında sınırsız para nasıl yapılır tarzda videolar gelecek. Eğer de o videoları da istiyorsanız bu videomuzda beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yeniseniz abone olabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle bunu yapmadan önce size şunu söylemek istiyorum. Bunun için iki tane şart var arkadaşlar. İlk şartımızı söylüyorum. Alacağınız yani geliştirmek istediğiniz oyuncu mesela Emre Mor olursa çok çabuk gelir. Mesela potansiyel yüksek olan oyuncuları alırsanız daha hızlı gelişir. Mesela Marco Asensio, Rashford gibi futbolcuları alırsanız arkadaşlar çok daha hızlı geliştirirsiniz. Bu birinci kural. İkinci kural da arkadaşlar bu moda girerken size biliyorsunuz ki bir tane soru soruyor. Yani yazın bir şampiyona var yani 10 milyon ödül falan veriyor. Yazın böyle bazı takımlarla olan bir turnuvaya sizi dahil etmek istiyor. Orada hayır deyip turnuvayı iptal etmeniz gerekiyor. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Burada sezon kısmına geldiğiniz zaman kalender ise takvim arkadaşlar. Takvimde görmüş olduğunuz gibi böyle bomboş olması gerekiyor. Yani aralarda maçın olmaması gerekiyor. Ki görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar ben gayet rahatım. Benim hiç herhangi bir maçım yok. Ve oyuncuları arkadaşlar training yapabilmek için çok daha fazla bir günüm bulunmakta. Şu anda o turnuvayı seçmediğim için. O turnuvayı arkadaşlar iptal ediyorsunuz. Bu birinci kuralımız. İkincisi seçildiğim gibi potansiyel yüksek oyuncular daha hızlı oluyor. Bunu da unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ben Dortmund'da Emre Mor'u geliştireceğim. Hepiniz çok seviyor zaten. Türkiye'nin büyük starı olacak ileride. Öncelikle arkadaşlar altın kuralı unutmuyorsunuz. Altın kuralımız bu oyunun menüsüne girin arkadaşlar. Kareye basıyorsunuz. PlayStation'da kare, Xbox'ta da X'e basıyorsunuz. Burada iki tane save dosyası oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü yanlış yaptığınız zaman diğerine geri dönme imkanımızın olması gerekiyor. Şimdi hemen yazalım arkadaşlar. Yani iki tane save dosyası açmanız gerekiyor. Tane tane anlatmaya bakacağım arkadaşlar bu videoda anlamanız için. İki tane save dosyası açacağız. Bir tanesi normal yani normal deneme için hani hiçbir şekilde geri kalmamak için. Diğeri de arkadaşlar bu tamamen oyun açısından yararlanmak için. Öncelikle oyunun menüsüne geldikten sonra burada sol aşağıda training yani antrenmana basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra hangi oyuncu antrenman yaptırmak istiyorsanız buna antrenman yaptırmak için arkadaşlar yükleniyorsunuz. Mesela burada biz Emre Mor'a sadece Emre Mor'a yöneleceğiz ki Emre Mor'un reytingi arkadaşlar daha iyi artsın diye. Emre Mor'a biz burada ne varsa Allah ne verse bütün antrenmanları dayayacağız arkadaşlar. Mesela burada shooting, passing falan istediğini seçebilirsiniz ama zaten bir tanesini seçebileceğiniz için bir şey fark etmiyor. Ben burada Emre Mor'u geliştiriyorum. Siz diyelim Real'deyseniz gidin Asensio yapın veya United'daysanız gidin Rashford yapın. Ya hangisini geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar ona verebilirsiniz. Ben bu videoda hani örnek olsun sizlere bunu yapacağım. Ardından burada en sağda Simulate All var. Yani bütün hepsini arkadaşlar geç. Buna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra zaten bilmiş olduğunuz gibi antrenmanı kendi kendine tamamlıyor arkadaşlar. Ve mesela şu anda bize antrenmanı kendi kendine tamamladı ve Emre Mor şu anda 70 reytinge çok yaklaştı. Şimdi ilerleye bastık. Ardından arkadaşlar kareye basıyorsunuz tekrardan. Kareye bastığınız zaman test 1 siz normal test 2'de açığı kullanacağımız save dosyası. Test 1'i hemen arkadaşlar burada kaydediyorsunuz ilk başta. Her antrenmandan sonra bunu yapmayı sakın unutmayın. Biz test 1'e yani asıl kullanacağımız Toto'yu affedersiniz backuplama dosyasını kaydettik. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz bugün antrenman yapmış olduğumuz için antrenman hakkımız bitti. Şimdi oyunun açığı işte burada başlıyor. Biz şu an öyle bir hareket yapacağız ki bu antrenman açılacak. Arkadaşlar burada Advanced Türkçesi ilerle bu kısma geliyorsunuz. Bu kısımda işte asıl olay başlıyor. Burada kare ve yani save dosyası ve ilerleme tuşuna aynı anda yani X ve kareye PlayStation'da Xbox'ta ise A ve X'e aynı anda basmanız gerekiyor. Bilgisayarda da büyük ihtimal A ve X oluyor kontrollerde tam bilmiyorum ama yani save tuşu ile ilerleme tuşunu aynı anda basmanız gerekiyor arkadaşlar. Derseniz biz şimdi deneyelim. Biz şimdi aynı anda bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi dosya önümüze geldi. Şimdi hemen biz ne yapmıştık arkadaşlar? Burada test 1 ve test 2 açmıştık. Şimdi biz test 2'ye oyun açığını kullanacağımız için bunu test 2'ye save'liyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi test 2'ye bunu sevdik. Kara ve X'e bastım. Menüçü test 2'ye sevdik arkadaşlar. Ve geldi. Şu anda gösteri hala arka planda arkadaşlar hala ilerliyor. Ama bizim hiç de umurumuzda değil. Sevdikten sonra arkadaşlar yuvarlığa basıyorsunuz. Ve yes diyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan yes'e basıyorsunuz. Yani çık diyorsunuz. Hiçbir şey kaydetmeden çıkıyorsunuz. Ardından gelen menüde continue carrier diyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan kariyere devam et diyoruz. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar.
görmüş olduğunuz gibi şimdi tekrardan yüklenecek. Tekrardan yüklendiği zaman ne oldu arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi hala biz antrenmanı yapmamıza rağmen bizim antrenman hakkımız gitmemiş oldu. Şimdi burada bir daha Player Development'a basıyorsunuz. Üçgene basıyorsunuz ve Emre Mor'a arkadaşlar antrenman yaptırıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hemen yaptıralım. Emre Mor babamızın antrenmanını yaptırdık ve Emre Mor arkadaşlar gitgide gelişmekte şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar ileriye basıyoruz ve aynı adımları tekrar tekrar yapıyoruz. Şimdi normal direkt kareye bastım şimdi normal save için. Gittim test 1'e normal dosyamı yani backup dosyamı yaptım. Toto'yu kurtarma dosyası diyelim ona. Şimdi yapacağım şey ne arkadaşlar? Burada advanced kısmına geldikten sonra ilerleme ve save dosyasını aynı anda basmak. Bir dersiz bir daha yapalım. Ve bastığım zaman yine ben başarılı yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan test 2'ye hemen geliyorum arkadaşlar. Save ediyorum. Bu işlem arkadaşlar sınırsız şekilde geçen oyunlardan FIFA 16, FIFA 15'te falan sınırsız yapabiliyordunuz ama bu oyunda arkadaşlar sizin sınırsız yapmanıza maalesef izin vermiyor. Tekrardan arkadaşlar oyundan çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan continue carrier diyoruz. Burada bu işin arkadaşlar püf noktası o baştaki turnuvaya katılmamak. Baştaki turnuvaya katılmayarak siz aslında çok büyük bir kendinize yatırım yapmış olup oyuncuların sınırsız şekilde antrenman yaptırabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada günler ilerliyor arkadaşlar. Mesela burada bu ne kadar çalışacak ben size onu söyleyeyim. Bu arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman ayın 28'ine kadar yani buradaki bütün günlerde arkadaşlar kaç tane var? 26 gün buradan arkadaşlar. Buradan da bu bir ay boyunca işte burada başladıktan sonra bu kadar gün Emre Mor'a antrenman yaptıracağız. Ve dilerseniz arkadaşlar ben birkaç kere size göstermek istiyorum. Emre Mor'u şimdi ne yaptık arkadaşlar? Tekrardan geldik. Üçgene bastık ve Emre Mor'un antrenmanlarını tekrardan yaptırıyoruz. Bunu arkadaşlar yaparak inanılmaz oyuncu geliştirenler var. Benim bu yaptığım yöntemle. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hala Emre Mor gelişiyor arkadaşlar. Hemen buradan Advance'e basıyoruz. Sonra kareye basıyoruz. Test 1 dosyası bizim backup dosyamıza kaydediyoruz arkadaşlar. Backup dosyasına şu an kaydettik. Ardından arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi buraya geldikten sonra kare ve X aynı anda basacağız. Dilerseniz ben basıyorum şimdi hemen bastım. Ve save dosyası önüme geldi. Hemen buradan test 2'ye kaydettim. Test 2'ye kaydettim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi tekrardan hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan oyundan çıkıyorum. Emre Mor'un bakın derecesine iyi bakın. Sonlara yaklaştı 69'un. Çıktım şu anda tekrardan continue diyorum. Ben bunu birkaç kez yapayım. Hani abi yok olmadı falan diyen arkadaşlarım olursa onlar da görmüş olsun. He bana diyeceksin ki Oğuz abi ben işte basarken diyelim yanlış bastım. Evet basarken yanlış basma olasılığı çok yüksek. O yüzden zaten bir tane dosyamızı backup dosyası yapıyoruz. Bir tane dosyamızı hack dosyası yapıyoruz. Yani kısacası öyle açıklayayım size. Şimdi tekrardan Emre Mor'un antrenmanlarını yaptırıyorum arkadaşlar. 70 ratingine vuracak şimdi Emre Mor. İnşallah. 70 ratingine vurdu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Emre Mor'un ratingi hemen arttı. Hatta 70'ten de birazcık da ilerledi. Şimdi Advance'e bastım. İlerledim. Normal şimdi kareye basıyorum arkadaşlar. Öncelikle Toto'muzu mukaleye almak için buradan backup dosyamıza save'ledim. Backup dosyasını save'ledikten sonra burada ilerleme yerinde arkadaşlar X ve kareye aynı anda basacağız şimdi sizlerle birlikte. Bastım. Test 2 de benim neydi? Oyun açını kullanmak için olan save dosyamdı. Buna da kaydettim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buna da kaydediyoruz. Tabii bunu kaydederken arkadan ilerliyor ama hiç bizim umurumuzda bile değil. Sonra ardından arkadaşlar yuvarlağa bastım. Yes'e basıp aynı yerden çıktım. Ve şimdi bir kez daha girip arkadaşlar size artık bunun tamamen olduğunu göstermiş olacağım. Bundan sonra zaten videomuzun sonuna doğru geldi. Videonun sonunda size birkaç şey söyleyeceğim bu arada ve görmüş olduğunuz gibi Emre Mor'u hala antrenman yaptırabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi sınırsız dedim ama bu Emre Mor'u böyle çalıştırarak arkadaşlar mesela burada 2 ay var. Bu 2 aylık süreçte siz bu Emre Mor'u zaten büyük ihtimal 80'e dayandırıyorsunuz ki zaten bu da inanılmaz bir artış. 80'ler de fazla olur zaten büyük ihtimal. Mesela bunu başka nerede uygulayabilirsiniz arkadaşlar? Bunu uygulamak için önümüzdeki Sunday'in boş olması gerekiyor. Yani önümüzdeki pazar günün boş olması gerekiyor. Mesela burada pazartesi var ya arkadaşlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe de gidiyor. Şimdi buradaki pazar boşluğu var ya ben bu pazar günkü boşluktan yararlanıp mesela bu arada da arkadaşlar görüyorsunuz ki ayın 10'u September 10 yani Ağustos'un arkadaşlar 29'u ile Eylül'ün 10 arasında da bunu yapabiliyorum. Yani illa da o zaman aralığında yapmanız gerekmiyor. Buradaki önemli nokta hafta sonunun boş olması. Mesela burada buraya kadar hafta sonu boş olduğu için burada yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi illa spesifik bir ara gerekmiyor. Mesela burada buraya baktığınız zaman arkadaşlar burada da Monday yani pazartesiden başlayarak buradaki ayın 21'ine kadar da bunu yapabilirsiniz. Yani bu aralarda da oyuncularınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu mükemmel bir oyun açığı. Bunu kullanıp istediğiniz gibi oyuncularınızı kasabilirsiniz.
bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi training modunu, antrenör kariyeri modunu oynayan çok arkadaşım kardeşim var. Ben de bu videoyu size artık fayda mı, yarar mı, zarar mı, onu bilemeyeceğim ama çekmek istedim. Bunun hakkında başka nasıl sınırsız para yapılır tarzı videolar da gelecek. Sizlerden tek ricam bu video arkadaşlar, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sadece 2 saniyenizi alıyor. Bir beğeniniz bırakırsanız çok sevinirim. Bu hafta çarşamba günü ve cuma günü arkadaşlar Facecam'le paket açılımı canlı yayınlarım olacak. Tekrardan arkadaşlarımla birlikte. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.